Merhabalar arkadaşlar. Organik kimya kampı olarak arkadaşlar kendi notlarımdan konu anlatımına başlıyorum arkadaşlar. Önce karbon kimyasına girişeceğiz. Daha sonradan organik bileşikleri tanıyacağız. Organik bileşikleri de iki bölümde inceleyeceğiz. Hidrokarbonlar ve fonksiyonel gruplar olmak üzere. Evet, başlayalım hemen organik kimya kampımızı karbon kimyasına girişle. Önce anorganik ve organik bileşikler nelerdir? Bunları tanıyarak başlıyoruz. Kimyacılar diyor 19. yüzyıl başına kadar canlılardan elde ettikleri maddeleri organik demişlerdir. Elde edilemeyen maddeleri de anorganik madde demişlerdir. Organik kelimesinin ilk defa 1807 yılında İsveçli bilim insanı Berzelius tarafından kullanıldığı bilinmektedir arkadaşlar. Berzelius'a göre organik madde vitalizm yani yaşam gücüyle ancak canlı organizmada üretilebilir. Yani canlı organizma dışında organik bir maddenin arkadaşlar üretilmesi söz konusu değildir. O zamana kadar ki düşünce tarzı budur. Ancak 1828 yılında Alman kimyacı Friedrich Wöhler tarafından anorganik bir maddeden arkadaşlar üre yani organik bir maddeyi elde etmesiyle yaşam gücü olmadan da organik madde üretilemeyeceği görüşü geçerliliğini yitirmiştir demiş. Bakın bu bir rastlantı sonucu aslında baktığımız zaman arkadaşlar. Frederick Wöhler rastlantı sonucu yani başka bir deney yapıyor. Başka bir şeyle uğraşırken rastlantı sonucu. Önce işte potasyum siyanürden potasyum siyanat oluşmuş. Daha sonra bu potasyum siyanattan arkadaşlar amonyum sülfat ve amonyum sülfatın ısıtılmasıyla şurada görmüş olduğunuz bileşik arkadaşlar bir nedir? Organik bileşik olan ürenin formülüdür. Ve bu da arkadaşlar nedir? O zamana kadar ki mevcut düşünce, baskın düşünce ancak bir organik maddenin canlı bir organizma tarafından ancak üretilebileceği fikri de çürümüş oluyor. Friedrich Wöhler'in bu yapmış olduğu çalışma sonucu arkadaşlar ve organik kimyanın da başlangıcı kabul ediliyor. Şimdi anorganik ve organik maddeleri şöyle bir tanıyalım. Erime ve kaynama noktaları düşük. Karbon atomu içeren ana kaynağı genelde canlılar olan bileşiklere organik bileşiktir. Yani organik bir bileşiğin yapısında karbon ve hidrojen genellikle bulunur. Bunun dışında ekstra olarak kükürt, oksijen, azot, flor, klor, bromiyot gibi arkadaşlar yardımcı elementler de olur. Tabii burada yapısında her karbon ve hidrojen taşıyan bileşiğin organik olmadığını bilgisini söylemekte yarar var arkadaşlar. Mesela karbon taşıyor ama karbonmonoksit bir organik madde değil. Karbon dioksit, karbon disülfür bunlar karbon taşımasına rağmen organik değil. Şimdi yine bakın burası önemli. Siyanür, karbonat, bikarbonat iyonları içeren bileşikler organik değildir. Yani ne demek istiyorum? Mesela arkadaşlar bakınız. Hidrojen siyanür yapısında karbon var mı? Var. Hidrojen var mı? Ama organik değil. Karbonik asit yapısında karbon var mı? Var. Hidrojen var mı? Var. Ama organik değil. Sodyum bikarbonat yapısında karbon var mı? Var. Hidrojen var mı? Var. Ama organik değil arkadaşlar. Bu üçüne çok dikkat ediyoruz. Bir de tersten bir örnek var arkadaşlar. Yapısında karbon ve hidrojen içermemesine rağmen organik olan bir bileşik var. Kim o? Karbon tetraklorür. Bu da metanın halojenlerle yer değiştirme tepkimesinden elde edildiği için böyle bir özelliği vardır. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bu etkinliği yapalım hemen. CH4 organik midir? Anorganik midir? Organiktir. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireç anorganiktir. CH3OCH3 dimetil eterdir bu arkadaşlar. Organiktir. Metil amindir, organiktir. Bunu tabii anlarken karbon hidrojen var mı diye bakıyorum. Sonra bir de istisnaları düşünüyorum. İşte karbon hidrojen var mı? Yok arkadaşlar. O zaman anorganik. Karbon hidrojen var mı? Yok. Aynı anda var mı diye bakıyoruz. Karbon hidrojen var mı? Var. Organik. Karbon hidrojen var mı? Karbon var ama hidrojen yok. Anorganik. Karbon hidrojen var mı? Var. Organik. Karbon hidrojen var mı? Yok. Anorganik şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Etkinliğimizi tamamlıyoruz. Şimdi organik bileşiklerle anorganik bileşikler arasında arkadaşlar farklar vardır. Bu farkları hemen bakalım. Mesela organik bileşikler diyor ki ana kaynağı canlılar ve canlı kalıntılarıdır. Petrol, doğalgaz, kömür. Anorganiklerde ana kaynağı doğadaki minerallerdir. Tuz, oksit, asit, baz gibi. Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür. Anorganiklerin genelde yüksektir bu erime ve kaynama noktaları. Tepkimeleri yavaş gerçekleşir. Birçok arkadaşlar nedir? Bağ vardır. Bunların kopması, tekrar oluşması zaman gerektirir. Bunlar kimyasal tepkime hız konusunda öğrenilen bilgilerdi. Ne kadar çok bağ varsa molekülde onların kopması ve tekrar düzenlenmesi zaman gerektirir ve bundan dolayı reaksiyonu yavaşlatır. Anorganik bileşiklerin tepkimeleri daha hızlıdır organiklere göre. Kendine özgü kokuları vardır. Mesela aromatik olan organik bileşikler vardır, hoş kokulu olanları. Anorganik bileşikler genelde kokusuzdur. Yani şimdi genellikle kelimesini kullanmamızın nedeni yani çok fazla sayıda bileşikten bahsediyoruz. Yani organik bileşik dediğin zaman 25 milyon üzerinde bilinen organik bileşik varlığından bahsediliyor arkadaşlar. İşte bu sayı anorganiklerde 400-500 bin civarında. Yani o da az değil aslında baktığımız zaman. O yüzden
hani istisnalar olabilir diye genellikle kelimesini kullanıyoruz. Yanıcıdır organikler, işte anorganikler genellikle yanıcı değildir. Doğadaki sayıları çok fazladır, bahsettik biraz önce. 25 milyon üzerinde olduğu söyleniyor. Anorganik bileşikler 500 bin civarında olduğu söyleniyor. Doğadaki sayıları organiklere göre daha azdır. Genellikle işte sonuçta organik bileşiğin temel elementi karbon. O yüzden karbon, hidrojen, bunlar ametal, işte oksijen var, azot var, ametal. Genelde nedir? O yüzden kovalent bağlıdır. Genellikle iyonik bağlıdır arkadaşlar. Kimler? Anorganik bileşikler. Demiş ki reaksiyonlarda enerji değişimi düşüktür. Reaksiyonlarda enerji değişimi yüksektir anorganiklerde. Genellikle organik bileşikler suda çözülmez. Organik çözülürlerde çözünürler. Genellikle suda çözünürler diye bu şekilde organik bileşiklerle anorganik bileşikler arasında temel farkları görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi basit formül ve molekül formülünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Basit formül ve molekül formülü. Organik bileşiklerin formülü 3 başlık halinde inceliyoruz. İşte nedir? Kaba formül, basit formül, molekül formül, gerçek formül, bir de yapı formülü. Aslında hani basit ve molekül formülü bizim daha önceki konularda gördüğümüz bölümlerde. Burada farklılık olarak yapı formülünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yapı formülü, bakın, moleküldeki atomların gerçek sayılarını ve bağlanma şekillerini gösteren formül. Yani nasıl bağlandığını, kaç bağ yaptığını biz yapı formülden, açık formülden görüyoruz. Yani molekül formülü ve kaba formül, basit formül nedir? İşte basit formül, organik bileşikteki elementlerin türünü, elementler arasındaki kütlece ve molce oranları gösteren en küçük tam sayılarla ifade şeklidir. Molekül formülü ise organik bileşiği oluşan elementlerin türünü, elementler arasındaki kütlece ve molce birleşim oranını gerçek sayılarla tam sayıyla ifade şekli. Bakın hemen gösterelim. Aradaki farkları görmüş olalım. İşte mesela molekül formülü CH4 en sade şekli, sadeleşmiyor zaten. CH4 bütün bağları gösteriyoruz. Karbon 4 bağ yapıyor bu arada. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Hidrojen 1 bağ yapıyor. C2H4'te mesela en sade şekli X2'ye biniyor. Kaba formülü CH2'dir. Burada da arkadaşlar nasıl bağlandığını gösteriyor. Bu da yapı formülü, açık formülü. C2H2 yine en sade şekli CH'tir. Açık formülü, yapı formülü gördüğünüz gibi karbon 4 bağ yapıyor. C6H6 benzen, en sade şekli gördüğünüz gibi basit formülü CH. Açık formülde, yapı formülde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani basit formülü enle genişlettiğimiz zaman molekül formülü bulabiliriz. Basit formülü verilen bileşim molekül kütlesi eni çarptığımız zaman da maddenin molekül kütlesini bulabiliriz. Şimdi burası ekstra olarak söylediğim bir şey. Yani mesela deneysel ortamda bir maddenin içinde işte organik bileşiğin olup olmadığını, organik bileşik ise içerisinde karbon, hidrojen, oksijen, azot, bunlar nasıl anlaşılıyor? Bununla ilgili ekstra bilgi vermişim arkadaşlar. Kazanım dışı olduğunu söyleyeyim. Kalitatif ve kantitatif analiz yapılıyor. Yani nicel nitel analiz yapılıyor arkadaşlar. İşte bunun için mesela kalitatif nitel analiz yapıldığı zaman organik bileşiğin içindeki element türleri teşhis ve tespit ediliyor. Kantitatif de nicelde ise organik bileşik içerisinde elementlerin kaç gram olduğunu, işte yüzde olarak ne olduğunu söylüyor. Yani sayısal kısmını söylüyor burada da. Mesela hidrojen tespit için ne yapılıyormuş? Hidrojen tespit için bakır 2 sülfatla işte nedir? İçerisinde hidrojen var mı yok mu şeklinde suyla tepkime girdiği için o yüzden mavi renge dönüyormuş. Bu beyaz renkli bakır 2 sülfat. Bu mavi renge dönmesine hidrojen olduğu anlaşılıyormuş. İşte karbon tespiti içinde yine kireçtustan karbondioksit varsa, hani karbondioksit tepkime verdiği için beyaz katı oluşması yapıda karbon olduğunun bir göstergesiymiş arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş. Peki devam edelim. Azot içinde yine organik madde içinde üre, sodyum hidroksit veya kalsiyum oksit karıştırılıp ısıtılıyor. Isıtılan tüpün ağzına kırmızı turnusol kağıdı yaklaşıyor. Turnusol kağıdı maviye dönüyorsa, keskin bir koku varsa amonyan varlığından dolayıdır ve azotun varlığı ispatlanmış olur gibi. Yani bu şekilde arkadaşlar içerisinde organik maddenin ne olduğunu anlamak için yapılan deneysel yöntemlerden bahsetmiş olduğu burada. Şimdi bir de bu bölümün arkadaşlar sayısal kısmı var, kimyasal hesaplama kısmı var, ondan da bahsedelim. İlk sorumuz şöyle. Karbon ve hidrojen oluşan organik bileşikte kütlece 125 hidrojen vardı. Bileşiğin basit formülü nedir? Yani mesela şöyle düşün. Karbon hidrojen oluşan bileşik toplam 100 gram olsun. Bu 100 gramın arkadaşlar 25 gramı kimdir? Hidrojendir. 75 gramı karbondur o zaman, böyle diyebiliriz. Şimdi biz denk mesela bir formülü ise CXHY şeklinde bir formülü yazdığımızda X ve Y mol anlamına gelir. Biz de bunları o zaman mole çevirelim. 75 gram karbon kaç moldür? 75 bölü 12 moldür. 1 molü 12 çünkü. Hidrojen 25 gram hidrojen kaç moldür? 25 bölümünden 25 moldür. Bunu 12 ile genişletelim. C75 H 25 çarpı 12 olsun. Hepsini 25'e bölelim. 25'e böldüm. Karbon 3 oldu. 25'e böldüm. Hidrojen 12 oldu. Sadeleştirdim. CH4 formülünü buldum. Başka yöntemlerde de yapabiliriz. Başka nereden yapabiliriz? Kanunlardan yapabiliriz arkadaşlar. Ondan da göstereyim nasıl çözüldüğünü. CXHC şeklinde yazdım.
kanundan yapıyorum. İşte x çarpı karbonun kütle numarası bölü y çarpı hidrojen kütle numarası, bu oran kütlece birleşme oranı eşittir. %25 hidrojen varsa %75 karbon vardır. Bunu sadeleştirirsek de 3 yapar. Buradan 12x eşittir 3y. Yani y eşittir nedir? 4x. x 1 iken y 4 olacak. O zaman yine CH4'ü bulmuş oluruz. Peki ikinci sorumuza bakalım. 0,5 molü yandığında 2 mol karbondioksit ve 36 gram su veren hidrokarbonun formülü nedir diye soruyor. Şimdi 0,5 mol yandığında 2 mol karbondioksit varıyorsa 1 mol yandığında 4 mol karbondioksit verecek. 36 gram su bu arada 2 moldür. 1 mol suyun 18 gram. 0,5 molden 2 mol veriyorsa 1 molden ne verecek? 4 mol verecek. Yani aslında yandığı zaman organik bileşimiz CXHC diyelim. İşte artı O2, oksijen var mı yok mu bilmiyoruz. Gerçi yokmuş. Nereden biliyoruz? Hidrokarbon demiş arkadaşlar. Hidrojen ve karbon da oluşuyor. Oksijen yok. Yandığı zaman 4 mol karbondioksit artı 4 mol su verdiğine göre o zaman yapısında 4 karbon 8 hidrojen olmak zorunda. CXHC'nin formülü bu şekilde arkadaşlar bulabiliriz. Üçüncü sorumuzda 6.4 gram organik bileşin kantitatif analizi yapıldığı zaman bileşin yapısında 2.4 gram karbon, 0.8 gram hidrojen ve 1 miktar oksijen içerdiği saptanıyor. Bileşin basit formülü nedir? Şimdi 6.4 gram bileşin 2.4 gramı karbonsa, 0.8 gramı hidrojense arkadaşlar, kaç yapıyor burası? 3.2 yapıyor. Geri kalan 3.2 gramı o zaman kimdir? Oksijendir. Şimdi bunları mole çevirin. 1 mol karbon 12 gram, 2.4 gramı 0.2 mol. 1 mol hidrojen 1 gram, 0.8 gramı 0.8 mol. 1 mol oksijen 16 gram, 3.2 gramı 0.2 mol olduğunu söylüyorum. Yani C0.2, H0.8, O0.2. Bunu 0.2'ye bölerseniz CH4O kapalı formülünü buluruz arkadaşlar. Yani en basit formüldür bu tabii ki. Basit formülü, kaba formülünü bulmuş olduk. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir organik bileşin 18 gramı yakıldığında 0.8 mol karbondioksit ve 18 gram su oluşuyor. Buna göre bileşin basit formülü nedir? Bileşin 0.2 mol 18 gramsa molekül formülü nedir diyor. Şimdi buradan 18 gramı yakılıyor. CXHC diyelim. Oksijen var mı yok mu bilmiyoruz yapıda. Artı O2 yandığı zaman 18 gram su, yani 1 mol su yapıyor arkadaşlar. 0.8 mol karbondioksit. Karbondioksit artı, şöyle su diye yazalım. Bunun 0.8 mol olduğunu, bunda 1 mol olduğunu anladık. 18 gramı mole çevirdim. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle düşüneceğiz. Şimdi bu organik bileşik yandığı zaman oluşan karbondioksitteki karbon ile organik bileşin içindeki karbon eşit kütleli olması lazım. Çünkü başka karbon kaynağı yok. Yine organik bileşin yanmasından oluşan sudaki hidrojenin kütlesiyle organik bileşin içindeki hidrojenin kütlesi eşit olması lazım arkadaşlar. Buradan hareket ederek, yani 0.8 mol karbon atomu içeriyor ya karbondioksit. 0.8 mol karbondioksitte 0.8 mol karbon atomu vardı. 1 mol karbon atomu 12 gram olduğuna göre buradan 9,6 gram elimizde karbon olduğunu anlarız. İşte yine sudan arkadaşlar 1 mol var. 1 mol suda 2 mol hidrojen atomu vardır. 2 mol hidrojen atomu da nedir? 2 gramdır. Yani şöyle düşünün. Burası 9.6 gram. Burası 2 gram. Kaç yaptı burası? 11,6 yaptı. Toplam bileşik 18 gram olduğuna göre geriye kalan 6,4 gramı da nedir? Oksijendir diyebiliriz. Şimdi bunu toparlayacak olsak karbon 9.6 gram, yani 0,8 mol. Hidrojen 2 gram, yani 2 mol. Oksijen de 6.4 gram, 16'ya bölerseniz 0,4 mol. Bunu hepsini 0,4'e bölelim arkadaşlar buradaki sayıları. Şöyle çıkar. C2 H5O şeklinde çıktı mı? Çıktı değil mi? C2 H5. 0,4'e böldüm hepsini. 0,4'e böldüm. 0,4'e böldüm. 0,4'e böldüm. Peki şu anda basit formülü bulduk. 0,2 molü 18 gramsa 1 molü nedir arkadaşlar? 5 ile çarparsanız 90 yapar. 1 molü 90. Peki C2H5O'nun mol kütlesi ne yapıyor? Karbon bir tane var. 24. 5 hidrojenden gelecek. Oksijenden 16 gelecek. Burası ne yapacak? 24. 16 da 40. 45 yapıyor. Biz 90 bulduğumuza göre aslında formülümüz şöyle. C4 H10 O2 bileşiğin arkadaşlar molekül formülü deriz. Peki 5. sorumuza bakalım. Şöyle bakalım. 5 ve 6'yı da çözelim arkadaşlar. Ne yapalım? Burada dersimizi bitirelim. Sonra neyle devam edeceğiz? Bir sonraki dersimizde doğada karbon elementinin özelliklerini, işte allotoplarından falan bahsedeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Peki diyor ki karbon, hidrojen, oksijen içeren organik bileşin 4,5 gramı yakıldığında
6.6 gram karbondioksit, 2.7 gram su oluşuyor. Bileşim molekül formülünün molekül ağırlığı 180 olduğuna göre gerçek formül nedir? Şimdi benzer bir soru aslında baktığımız zaman karbon, hidrojen, oksijenden oluşuyormuş. Artı O2 yandığı zaman karbondioksit artı ne çıkacak? Su çıkacak. Şimdi 4.5 gramı yakında 6.6 gram karbon, 6.6 gram karbondioksit kaç mol yapar? 6.6'yı karbondioksit molekülü 44'tür arkadaşlar. 0, 11'e böl 6, 11'e böl 4, 0.15 mol. 0.15 mol karbondioksit var. 2.7 gram su, 2.7'yi 18'e bölüyorum. Yine 0, 9'a böldüm 3, 9'a böldüm 2. Bu da 0.15 mol. 0.15 mol karbondioksit, 0.15 mol su çıkıyor. Şimdi aynı mantıktan gidiyoruz. Yani 1 mol karbondioksit, yani daha doğrusu 1 mol karbondioksit içinde 1 mol karbon atomu var. 0.15 mol karbondioksit, 0.15 mol karbon atomu var. Bu 0.15 mol karbon atomu kaç gramdır diye bakacağız. Çünkü bu karbonla organik bileşin içindeki karbon eşitlikleri. Bu da ne çıkar arkadaşlar? 0.15'i şöyle düşünsek olur mu? 0.3 bölü 2 diye daha rahat işlem yaparız. 1, 6, 1,8. 1,8 gramı arkadaşlar demek ki karbon. Devam ediyorum. 0.15 mol suda 0.3 mol hidrojen atomu vardır. 2 ile çarptım. Çarpı 1'den 0.3 gramdır. O zaman hidrojenin kütlesini de buldum 0.3. Ne yaptı burası? 2.1 yaptı. Toplam kaç gramdı? 4.5 gramdı. Yani geriye ne kalıyor? 2,4 gramda oksijen kalıyor. Peki bu 2,4 gram oksijen kaç mole denk gelir? Onu bulalım. 0, şöyle 8'e böldüm 3, 8'e böldüm 2. Bu da 0,15. O zaman şöyle oldu. Karbon 0,15 mol. Hidrojen 2 tane olduğu için 0,3 mol. Devam ediyorum. Oksijen de 0,15 mol. O zaman demek ki bu CH2O. Kaba formülünü buldum arkadaşlar. Bize mol kütlesini verdiği için 180. Şöyle yapalım. Karbon 12, hidrojen 2, oksijen 16. Toplayın bunları. 14, 30 yapıyor. 30'u nasıl 180 yaparız? 6 ile genişletirsek o zaman bizim aradığımız molekül formülü C6H12O6 glikozun formülü çıktı. Peki bir sorumuz daha var. Ona da bakalım. Şöyle. CnH2n+2O2 genel formülü sahip organik bileşiğin 6.2 gramı yeterli oksijenle yakıldığında 8.8 gram karbondioksit oluşmaktadır. Buna göre birleştiği en değeri nedir? Şimdi bu biraz daha zor bir soru tarzı olarak geçer. Şöyle yazalım. Artı işte O2 karbondioksit artı ne olacak? Su oluşacak. Şimdi verilen bilgilerle denklemdeki arkadaşlar verileri ne yapacağız? Çakıştıracağız. Mesela işte bundan N mol karbondioksit, işte N artı 1 mol su şeklinde. Mesela neyi vermiş bize? Organik bileşiğin kütlesini vermiş. Ve oluşan karbondioksitin kütlesini vermiş arkadaşlar. Karbondioksit mole çevirebiliriz aslında. Karbondioksit molekül ağırlığı 44'tür. 8.8 gram olunca 0.2 mole denk geliyor. Şimdi şöyle bakın. 6.2 gram organik bileşik yakıldığı zaman ne çıkıyor açığa? 0.2 mol karbondioksit değil mi? Bunu bize verdiği verilerle yazdık. Ben de şimdi denklemde aynı şeyi yazıyorum. Şu bileşim mol 1 molünden alalım. 1 molü reaksiyona girsin. 1 mol CnH2n+2 O2'nin N cinsinden kütlesi nedir? İşte N tane karbon var 12N. 2N+2 hidrojenden gelecek. 16, 16, 32 de nereden gelecek arkadaşlar? Oksijenden. Şunu toparlayalım. 14N+34. Şöyle yapalım. Gramında işte yakıldığı zamansa ne kadar karbondioksit oluşuyor? N cinsinden yazıyorum. N mol oluşuyor. Bakın şu anda tek bilinmeyen denklemi tek bilinmeyen denklem oldu. Evet. 14N+34 de şöyle 14N+34 ile 0,2'yi çarpacağız. Yani aslında 5'e böleceğiz diyebiliriz. Sayı 0,2 ile çarpmak eşit olacak. Nedir? 6.2N'e. Bu denklemi çözeceğiz. 14N+34 eşittir. 5 ile çarparsak 31N olur. Buradan 34 eşittir. 31'den 14'ü çıkartırsak arkadaşlar 17N olur. 17N olur. Buradan da yanlış yapmadık mı? 10, 20, 31 evet. N buradan arkadaşlar 2 çıkar. Evet, N'i 2 bulduk. Zaten onu soruyor bizden. N değeri arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 çıktı. Evet. Ben kimyasal hesaplama boyutu da var gördüğünüz gibi bu bölümün. Kimyasal hesaplama konusunda organik bileşiklerle ne yaptık? İşlemler yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.